Sihatler olsun. Sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Senin hayatının yakın takipçisiyim. Şu an seninle uğraşamam. Git başımdan hadi. Bir soru soracağım. Cevabını alayım hemen. Acaba Banu'nun senin eski kaldığın yurtta ne işi vardı? Hayır yani düşünüyorum, taşınıyorum. Ali'nin takkesini Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye koyuyorum. Bir türlü olmuyor. Aylarca akıl hastanesinde kalmış. Ondan sonra da senin kaldığın yurtta çıkan bir yangında maalesef. Acaba ne işi vardı orada? Nereden bileyim ben? Nereden bileceksin sen? Nereden bileyim? Ben bilirim ya. Ben zeki bir adamım böyle. Biraz araştırmaya bakar sadece. Ya senin işin gücün yok mu böyle boş boş işlerle uğraşıyorsun? Yok. Olsaydı böyle boş işlerle uğraşmazdım. Mesela amcamın şirketlerinden bir tanesinde böyle önemli bir mevkide bir işim olsaydı benim bu tür boş işlerle uğraşmaya hiç vaktim olmazdı. Zaten geri kalan vaktimde de havuz başında böyle sere serpe uzanır güneşlenirdim. Böylece sen ve Banu arasındaki ilişkiyi araştırmak için hiç vaktim olmazdı. Ama ben boşuna heveslenmeyeyim. Amcam çok kıskın bana. Şimdi sana şu kilidi açar mısın? Teşekkürler. Buraya numaramı yazıyorum. Amcam diye kaydediyorum. Ve senden telefon bekliyorum. Ara beni. Düşün, taşın, ara beni. Ama sadece bunun için değil. Yani genelde de ara. Hal hatır sormak için. Amcanım ben senin sonuçta. Niye sürekli peşimde ya? Ay bu adam böyle her şeyi kurcalamasın. Zengin hayatımın tadını çıkarmak istiyorum ya. Neyse.